Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün de birlikteyiz. Toplumsal depresyonu konuşacağız. Konuğum Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatri uzmanı ve pek çok kitabında yazarı. Bugünkü konumuzun başlığını aslında hocanın bir kitabı da oluşturuyor ama bugün yaşadıklarımız, özellikle son aylarda yaşadıklarımıza dikkate aldığımız zaman toplumsal depresyonun ne anlama geldiğini hocamızın dilinden bir kez daha yeniden göreceğiz. Ama öncelikle çocuklarımıza, daha doğrusu gençlerimize yönelik hocamızın üniversitesine önemli bir projesi var. Onu görerek başlayalım istiyoruz. Benim de bir fikrim var cümlesiyle başlayan önemli bir fikir festivali var. Yönetmenim Mihrimah Küçük bunu gösterecek şimdi. Ardından başlayacağız. Evet gördük, buradan devam edelim. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gençlere yönelik, liselere yönelik İstanbul genelinde yapılan bir şey. Galiba gençler fikir ürettiklerinde, yeni projeler ürettiklerinde ideolojiden daha uzak duruyorlar ve toplumsal depresyondan ya da kutuplaşmalardan da uzak durmuş oluyorlar ve geleceğimize ilişkin yeni fikirler ortaya koyuyorlar. Evet. Bu bakımdan da galiba önemli. Hocam sizin liderliğinizde Benim de Bir Fikrim Var adıyla bir yarışma programı düzenliyor Üsküdar Üniversitesi. İstanbul'daki tüm liseler arası bir protokolle yapıldı. Daha evvel de bahsetmiştik. Bu fikir nereden çıktı? Benim de bir fikrim var. Ne demek gençler açısından? Çünkü sizin aynı zamanda Beni Anlayan Var mı adıyla Timaç'tan çıkmış bir kitabınız da var ve ergenlere, gençlere yönelik bir kitap. Aynı zamanda bu kitap üniversite öğrencilerine genç arkadaşım şekliyle de bir başlıkta da hitap ediyor. Biraz bize buradan bahseder misiniz? Bu tarz fikirler, işte yarışmalar, ifade edişler, yeni projeler üretmek, gençlerin bir bakıma toplumsal depresyondan ya da kavgalardan da uzak olmasını sağlar mı? Bunu mu hedeflediniz ya da neler hedefliyorsunuz? Bu Türkiye'de ilk olan bir şey var burada. Fikir Festivali. Evet. Biliyorsun mesela Kiraz Festivali var, Domates Festivali var. Fakat Fikir Festivali yok. Evet. Halbuki yani, dünyada böyle fikir festivalleri yapılıyor. Özellikle ABD'de. Bununla bir şehir bile bununla anılıyor. Şimdi bu Fikir Festivali, festivalin amacı eğlenceyle birleştirilen bir faaliyet olması. Yani burada şimdi eğlenceyle birleştirilen bir faaliyet, gençlerin ruh haline göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani gençler niye mesela şimdi Milli Eğitim Bakanlığı değerleri senelerdir değerleri ders olarak koydu üniversitelere, fakat hiç öğrenci seçmiyor değerler eğitimi diye ders seçmiyor. Yani halbuki çok ihtiyacı olan bir konu, ders seçmiyor. Niye seçmiyor? Çünkü öğrencilerin anladığı formatta sunmak gerekiyor onu. Evet, onun ilgisini çekmek gerekiyor. İlgisini çekmiyor öğrencilerin. Gerekiyor. Mesela bir diyelim bir cep telefonu aplikasyonu gibi, evet. Daha sonra böyle fikir festivali gibi uygulamalarla bir doğruları anlatabilirsek, ancak sanat dilini kullanırsak, festival dilini kullanırsak, buradaki bilimsel metodolojiler var, bunu ölçülmüş, gençlere ne hitap eder tarzında bunları kullanırsak iyi, doğru ve güzeli onlara öyle ulaştırabiliriz. Yoksa iyi ve doğru, güzel kapalı kutuların içerisinde kalırsa hiç kimseye faydası olmaz, biz de sorumlu oluruz. Bu nedenle iyi ve doğru, güzeli, iyi, doğru, güzel yöntemlerle ama o çağın, o insanların anladığı yöntemlerle, dillerle anlatmak gerekiyor. Bunlar da en güzel öğrenci ergenlik döneminin özellikle 22 yaşına kadar ergenlik sürüyor. Olumluluk dönemi 22 yaşında biter ortalama. Erkeklerde biraz daha uzuyor.
Şimdi bu olumluluk 22 yaşına kadarki dönem üniversitede dahil oluyor bu döneme. Bu dönemdeki gençlerin yaklaşımları duygudan çok, mantıktan çok duygunun baskın olduğu dönemlerdir. Bu dönemler nedeniyle yani bir çocuğa, bir gence güzel, doğru bir şey anlatırken onun duygularına hitap etmeyi başarırsanız ancak onun düşünceleriyle ilgili ve davranışlarıyla ilgili sonuçlar ortaya çıkar. Onu karşımıza alıp da böyle mıy 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 bir şeyler anlatırsanız genç uyur, dinlemez. Hocam sizin bir yazınızda da bahsediyorsunuz. Söz büyüğün, sus küçüğün. Evet. Aslında bu proje sözün de küçüğün olması gerektiğini de bir bakıma söyleyen bir şey. Sizin de sözünüz var, fikirleriniz var ve bunları yarıştırabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu özgüvenle düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve biz bunları değerlendirelim diyorsunuz değil mi hocam Üsküdar Üniversitesi olarak? Tabii. Yani burada fikir festivali olarak olması burada bir eğlence formatında ama kendi kültürel değerlerimizi koruyarak olan bir eğlence formatında. Yani ithal bilgilerle yapılan bir eğlence formatından çok alternatifler üreten, özgüvenin olduğu, kendi değerlerimizi, kendi kimliğimizi kaybetmeden dünyadaki rekabete yetişen, yenilikçiliği, girişimciliği kaçırmayan bir gençlik olmasını istiyoruz. Böyle bir gençlik için gençler hem eğlenceli hem disiplinli bir fikir çalışmasına ihtiyaç var. İşte fikir festivali. Fikir festivali yaptık. Bu dönem bunu gerektiriyor değil mi hocam? Tamamen disiplin ya da tamamen eğlence. İkisi de doğru tabii. Bulmuyorsunuz anladığım kadarıyla. İkisinin bir arada olması gençlerin o daha çok katılımına sebep olur ve daha kalıcı etki yapar. Bunu yapabilmek, bu nedenle fikir festivali dedik. Ve gençler fikirler üretirken, projeler yarışırken bu arada da eğlenecekler gençler. Eğlenecekler ve bu eğlenmenin de kültürüne yaşayarak eğlenecekler. Kültür içerisinde eğlenecekler. Çılgınca, kontrolsüz değil. Yani eğlenmenin de bir kültürü var. Bunu da öğrenmeleri gerekiyor gençlere. Benim de bir fikrim var diyecek. Evet. Bir fikir geliştirecek. Bir projeyle bunu işte burada şartlar var, katılım şartları. Web sitesinin adresi daha sonra vereceğiz. Buraya katılacak. Burada sözünü yükseltecek. Projesini öne çatır sürecek. Çatır ve gelecek olacak. Tartışacak orada değil mi? Savunacak. Ve ardından bir festivalle de bunu kutlamasını yapacak şeklinde anlıyoruz. İşte teslim tarihi 10 Nisan. Festival ödül tarihi de 25 Nisan olarak planlanmış. Hocam başta ilginç bir motto çıkarmışsınız. Yaşamı kolaylaştıracak fikirlerini yapay zeka alanında geliştir, geleceği şekillendir. Aslında gençler geleceğimiz diyoruz ama geleceğimizi şekillendirecek kişiler olarak burada bir vurgu yapmışsınız. Bu önemli galiba. Tabii. Gençlerin geleceğimizi şekillendirmesini, daha doğrusu kendi geleceklerini şekillendirmesini mi istiyorsunuz? Tabii. Yani burada gençler şunu burada, mesela bu seneki konu yapay zeka. Evet. Yapay zeka konusunda proje üretecekler, proje yazacaklar. Yani yapay zeka dediğimizde oturup da cihaz üretmeleri gerekmiyor, robot üretmeleri gerekmiyor. Bununla ilgili bir yazılım da olabilir, bir yazılım olabilir, bir fikir olabilir. Yani herhangi bir yani zekice üretilecek, hayatta katkı sağlayan her türlü proje olabilir. Bu projeleri lise öğrencileri grubunda burada yarışacak grup. Lise öğrencileri bunu yaparak burada ödüller de var programda. Mesela birinciye işte 2000 TL gibi böyle ödüller var. Bu tarz ödüllerle teşvik etmek istiyoruz. Yani popüler kültürün propagandasından gençleri korumak gibi bir etki var. Ayrıca gençlerdeki gizli yetenekleri ortaya çıkarmak. Yani proje kültürü oluşturmak gençlerde. Proje kültürünü oluşturabilmek burada önemli. Bu nedenle fikir festivali derken fikirlerin eğlenerek yarıştığı bir ortam olacak. Ve yani burada ürettikleri bilgiler onlar için hiç böyle utanmadan, yüzlerin kızarmadan anlatacakları bilgiler olmalı. Yani bir beyin fırtınası gibi olmalı. Beyin fırtınası toplantılarını da biliyorsunuz. Böyle beyin fırtınası brainstorming deniyor. Sınırlama olmuyor. Şeyde onda fikir sınırlaması olmaz ve kişilerin ünvanları yazılmaz oluyor. Adı yazılır mesela Ahmet, Mehmet, Nevzat, Ali gibi böyle isimler yazılır. Ünvan yazılmaz. Hatta toplantının birisinde şöyle bir şey olmuş. Herkes ünvan yazılmaz diyor. Birisi ünvanını yazmış. Başkan bilmem ne diye.
demiş bunun yazması bu bizim formata uymuyor. Ya nasıl yazmam demiş. Evde bile bana hanım başkan diyor demiş. Bir belediye başkanı. Şimdi bu derece kişi şey kimlik yani normalde ünvan kişi için elbise gibidir. O onu cilt gibi benimsemiş. O kadar içselleştirmiş ki şimdi bu kişi beyin fırtınası toplantısında o ünvanını unutarak fikir üretemez. Hep işte ayıp olur, bunu söylesem, bunu söylemesem aklına geleni ifade edemez. Halbuki fikir fırtınalarında aklına geleni süzgeçten geçirmeden söyleyecek ki her çünkü her fikrin o kişi için orijinal olmayabilir ama oradaki bir grup içerisinde herkes ona hazır çünkü. Komik fikirlere bile işte. Orada saçma fikirlere bile serbestliğin olduğu bir ortam. Fikirler böyle yarışır. Ve aynı zamanda da eğlenceli oluyor bu. Şöyle bir yanı da belki olabilir hocam. Bizim hani ataerkil aileden gelişte genelde çocuklarına ya da fikirlerine, onların fikrine çok da önem vermez. Hani baba ne derse o olur, işte anne ne derse o olur. Bu yarışmada belki dereceye girecek, mansiyon alacak, dereceye girecek fikirlerin sahibi olarak da aile bireyleriyle belki yeniden de tanışacak. Aileler diyecek ki ya biz bu çocuğun söylediklerini hiç dikkate almıyorduk. Pek çoğu uçuk kaçık gibi görüyorduk ama ya bir üniversiteden derece almış. Bir üniversiteden işte mansiyon almış ya da geliştirilebilir bir fikirdir gibi bir cümle duymuş ve böyle bir şey söylemişler. Ya da ödül almış. Bu bir bakıma aile fertlerinin, ebeveynin çocuğunu yeniden tanıması, onun yeteneklerini görmesi gibi bir anlamı da taşıyor değil mi hocam? Tabii. Yani o anlamı taşıyor. Yani çocuklar aile içerisinde siz başta bir şey söz büyüğün, sus küçüğün. Evet. Söz sonradan su küçüğüne dönüşmüş. Aslında söz büyüğün, sus küçüğün derken bizim kültürümüzde çocuğa susma rolü verilmiş. Sus yani edepli olmak susmaktır anlamında. Bu yani çocuğun, gencin edebini koruyarak konuşmasını sağlamamız gerekiyor. Bu çağın yöntemi değil. Böyle yani iki büklüm duran çocuk, böyle hanım hanımcık olan bir çocuk yani hoş, güzel ve bunun sonucunda toplamda sosyal korkuları, sosyal fobileri olan kişiler yetişiyor ve bu kolaylıkla yönlendirilen, itaat edilen, itaat kültürünün ürünü bir çocuklar oluyor. Kafasına vurdu mu ağzındakini alıyorsunuz. Yani ona höt dediğin zaman tırsıyor hemen. Halbuki benim fikrim budur diyecek, saygı sınırlarını koruyarak kendi fikrini söyleyebilecek. Ve savunacak genç. Galiba değil mi? Savunacak kendi evet. Fikrini. Saygı sınırlarını koruyarak bunu savunabilmesi, bunu ailelerde de bu değişime ihtiyaç var. Eğer bunu yapamazsak yenilikçi ve girişimci fikirler için önünü açamayız. Yani gelecek çünkü gelecek kuşaklar ancak farklı düşünenler, yeni şeyler üretenler bu küresel rekabette ancak ayakta kalabilir ve söz sahibi olabilir. Bunun yapılabilmesi için muhakkak sorgulayan, zora talip olan, benim fikrim budur diyen, saygı sınırları içerisinde çatır çatır fikrini savunan gençlere ihtiyaç var. Siz hocam yenilik geninden bahsediyorsunuz evet. Bazı yazılarınızda ve söylemlerinizde. Yenilik geni olan kişileri de aktive edecek bir yarışma, bir festival, fikir festivali diyebilir miyiz buna? Tabii işte mesela riskli davranış geni de deniyor gene. Evet. Bu dopamin ödül mekanizmasının bir geni beyinde. Onun bir uzantısı olan bir gen bu. Bu gen riskli davranış geni olan kişiler riskli davranışı pek eğlenceli buluyorlar. Çok keyifli buluyorlar. Riskli bir davranış yaptıkları zaman müthiş keyif alıyorlar. İşte bu sıra dışı kişiler bunlardır. İşte adrenalin tutkunu denilen kişilerdir. Dağda dağcılık sporları yaparlar. Yani tehlikeden korkmazlar. Risk pervasız araba kullanırlar. Riskli yaşarlar. Yani herkesin sustuğu yerde bir girişimcilikleri vardır ve hiperaktivite geniyle çok aynı genlojunda olan bir gen bu. Riskli davranış geni ya da yeniliği arama geni de tanımlanıyor. Şimdi bu iki farklı gen özellikleri var tanımlanmış genler. Ama sonuçta bu genlerin hepsi çocuklarda, gençlerde çok fazla var ve bizim toplumda bunun dünya toplumunun üzerinde olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü Orta Asya'dan kalkıp da Avrupa'nın ortasına kadar gitmek, risk almak, böyle bir genetik altyapı olmadan olması pek mümkün değil yani bunun. Yani bu gen var ve bu özellikle Tanzimat'tan beri bizim bu kültürümüz bastırıldı. Sus, sorma,
tarzında yetiştirildi. Sorma itaat et tarzında yetiştirildi. Bu yetiştirilme tarzı sonucunda Batı kültürü karşısında bir eksiklik duygusu, aşağılık duygusu, özgüven eksikliğini de aynı anda hissetti. Biz onları olduğu gibi taklit ediyorsun. Taklit edersen ben bunu bir nörobiyofeedback diye bir tedavi yöntemi var. Bu yöntem Türkiye'ye ilk getirdiğimizde 1999'lu yıllarda getirdiğimizde ben bir doçent arkadaşa sordum, ya böyle bir yöntem var. Böyle stres yönetiminde, dikkat eğitiminde kullanılıyor. Sen de kullansana dedim. Yani böyle bir yöntem var. Biz de bunu olumlu yönlerini faydalarını görüyoruz. Ben Amerika'da bir hocam var. O kullanmasa ben kullanmam dedi. Yani burada bu bilimsel taklitçiliktir bu. Yani kendisi de o hocasını bile sorgulayacak bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Bu çemberi gerekiyor. Kırmasını aslında kırmak bu gerekiyor. Yarışmayla, festivalle. Aynen öyle. Bu fikir festivalinin amacı kişinin kabuğunu kırmasıdır. Evet. Yani kozadan çıkmasıdır. Çok güzel, harika. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız Fikir Festivali'ni anlattı bize. Çok önemli bir durum. Lütfen web sitesinden bu konuyu inceleyin. İstanbul'da iseniz öğretmenlerinizden, okul müdürlerinizden bununla ilgili tanıtım afişlerini ve broşürlerini muhakkak isteyin. www.dbfestivali.com sitesinden ya da Üsküdar Üniversitesi'nin web sitesi üzerinden de ulaşmanız mümkün. Eğer kabuğu kırmak istiyorsanız, benim de bir fikrim var diyorsanız, bunu ortaya koyup savunmak istiyorsanız, işte Fikir Festivali sizi bekliyor. Benim de bir fikrim var diyorsanız, bu fikri Nevzat Hoca ve ekibi Üsküdar Üniversitesi olarak bekliyorlar. Yarışmaya katkılarınızı bekliyoruz. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Ardından ana konumuza yarışmak üzere bekliyoruz sizi.